Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul borsasına yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul borsasının cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul borsasının yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsaya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır. Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir. Bu vazifede bir hakkın yerine getirilecektir. Bizim siyaset ve düşünce temelimizce Bilge Kağan'ın öğüdü vardır. Dedem Korkut'un bilgeliği. Yunus Emre'nin sevgisi vardır. Hacı Bektaş'ın erdemi. Fatih'in vizyonu vardır. Mehmetçiğin cesareti. Atatürk'ün liderliği vardır. Türkeş Bey'in çağrısı. Cumhur İttifakı olarak zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Biz acımasız küresel sömürünün arasından milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Bali'de geçen hafta toplanan G20 zirvesinden hemen sonra açıklanan sonuç bildirgesinde ifade edilen savaş çağı riskine karşılık bölgemizde ve bütün dünyada barışın tesis edilmesini istiyoruz. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Vatanımızı huzurla yaşayan bir istikrar merkezi yapmak istiyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz. Bunun için nefes alır gibi çalışıyoruz. İnanç ve irfanla çabalıyoruz.